10 lider olacağım. Harikasınız vallahi. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ ol kocama geldim. Yavaş yavaş başlıyor. Beyaza doğru yaklaşıyor bak. Mesela Instagram'ı sileceğim artık diyor. Yeter artık. Ama diyor bilgisayardan girerim nasıl olsa. Net paralı. Bu kadar seviyorsun lan. Ya pek söylenemez. Çok girmiyoruz oralara.
Kocağıma geldim. Ben saçım dökülüyor. Biri şeye yazmıştı postuma ve ondan sonra şok oldum. Bayağı önlerde bir seyrelme vardı. Kan tahlili vermeye geldim. Bakalım ne olacak? Az sonra. Şaka şaka, yarın alacağız. Ben kesin bir şeylerin eksik olduğuna inanıyorum. Ya vitamin ya da başka bir şey. Sabah şerifiniz hayır olsun efendim ya. Günümüz aydınlandı. Nereye gidiyoruz? Bir önceki videomda bahsetmiştim. Eğer Narnia günlükleri hashtag 3'ü izlemediyseniz gidin önce o videoyu izleyin, ondan sonra buna gelin arkadaşlar. Grikoç'la tekrardan bir buluşma yapıyoruz. Sanki ben ayarlıyormuşum gibi. Yani Grikoç tekrardan bizim buraya geliyor. Ben çok mutluyum. YKS'ye 6 ay kala bize bir söyleşi hazırlamış. Çok teşekkür ediyorum oradan, buradan Grikoç'a. Kesin izliyordur, biliyor mu? Neyse, saçıma neyi sürüyorum biliyor musunuz? Else Hidrahyaluronik asitli, böyle iki etkili, %2 hyaluronik bakım etkili böyle şeyi sürüyorum. Wow yani. Şimdi de tarayalım. Bunu sürüyorum. Normalde bunu ben sürmüyordum. Benim saçlarım çok zaten kalındı diye, bir de bu yoğunlaştırıcı etkiliydi. Ama birazcık saçlarım dökülmeye başladığı için, zaten bir önceki yerde dedim şeyden geliyoruz. Neyden geliyoruz asla konuşamıyorum. Sağlık ocağından. Orada da kan tahlili falan yaptırdık. Siyah tokayı toplayacağım. Uyumluluk çok önemli. Yani böyle bir toplamasyon arkadaşlar. Benden başka bir şey beklemeyin. Saçını açacaksın bu arada. Açmayacağım. Saçım açık mı gidiyor? Arkadaşlar, açabiliriz. Her neyse, şurada da Vivify'ın su bazlı yoğun nemlendiricisi var. Ben artık yüzüme nemlendirici uyguluyorum. Çünkü aşırı kuru. Ben kuru ciltliyim yani, bunu fark ettim. Haftalar önce. O zaman... Ya böyle ben bol bol süreyim bunlar. Şimdi abartmayayım. Gerçekten benim gözüm doymuyor. Abartıyorum. Hemen yayılma arkadaşlar. Çok geç kaldık. Hazırlanma videolarının bir klasiğidir. Şaka şaka, geç kalmadık bu arada. Ben öylesine ironi olsun diye söyledim. Siz de bu sırada videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bakıyorum %50'si kanalıma abone olmayan izleyiciler. %50'den de fazlası. Gerçekten hoş olmuyor arkadaşlar. İzleyenler lütfen abone olursa çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz böyle yani. Bu arada evet, o kadar soğuk ki burnum kırmızı, yanaklarım kırmızı oldu biraz. Gidiyoruz. Hemen gitmiyoruz. Ne yapıyorum? Makyaj. Ben uzun zamandır makyaj yapmayınca okula giderken makyaj yapmam gerektiğini de unutmuşum. Bu arada bu ne diyebilirsiniz? Tintimin başlığı çıktı. Şaka mı? Allık olarak bugün doğal bir şeyler tercih etmek istedim ve doğal deyip abartan o kızsındır. Arkadaşlar, bunu böyle dağıtınca bu kadar olmuyor yani, merak etmeyin. Keşke bir önceden çıkartsaydım ya. Bunu böyle bakın, dağıtınca neredeyse kalmıyor yani, o yüzden mütevellit. Birazcık abarttım tinti. Zaten şuralarımı görüyorsun. Ya aşko, ben makyaj yapmadım. Yani dışarısı da çok soğuk. O yüzden böyle yüzüm kızardı. Kesinlikle makyaj değil.
Şimdi ne yapacağız başka? Bir de kipimi kırmak istiyorum. Ya benim makyaj anlayışım bu kadar. Kipimi kırıp aldığı sürmek. Aslında makyaj anlayışım bu değil de. Abartı makyaj yapmak istemiyorum. Gri kuçun yanına gidiyoruz yani. Ne bekliyorsunuz benden? Zor şartlar altında kibrit kıvırma seansı. Şimdi benim her zamanki şeyim var. Ya maddelerin, malzemelerin adını söylemek yerine şey diye söylemem daha hoş. Bunu mu sürsem yoksa tint mi sürsem? Her tarafıma da tint yani. Öncelikle bir dudağımı nemlendirmek istiyorum. Haksız mıyım? Haksız mıyım yani? 1.80 bir lip balm var. Nasıl okunduğunu asla bilmiyorum ama çok garip bir okunuşu var bence. Ben kesinlikle doğru okumuyorum. Yazılışı gibi. Kardeş yani. Bizim kanalda böyle. Tint de çok kurutuyor benim dudağımı. Yani bilmiyorum. O yüzden bunu sürmezden makbul gibi geldi. Ama da çok abartı olabileceğinden net tint süreyim. Benim kararsızlık seviyesi şaka mı ya? Bir de her seferinde şaka mı demem şaka mı? Okey, tint kesinlikle daha mantıklı bir seçimdi. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. İşte tintleri de taşırmak istemiyorum. Çünkü zor oluyor düzeltmesi. Aa, bir de highlighter çok önemli. Highlightersiz dışarı çıkamıyorum da. Bu da ne biliyor musunuz? Beaulieu'nin highlighter'ı. Liquid bir highlighter. Liquid deniyordu galiba böyle şeylere. Yeter. Çok bile adam olana. Şimdi highlighter fırçası bulacağız. Tekte bulmam beni şaşırttı açıkçası. Makyajımın son hali böyle. Daha fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Aa, kaşım tarama ettim. Neyse, kaşım da tararım, onu da göstermeyeyim yani. Öyle yani, makyajımın son hali bu şekildeydi. Fazla abartılı da bir şey yapmadık. Gidiyoruz. Çok mutluyum. Greek Ağaç, Gekhan Hoca'nın yanına yani. Biz biraz erken çıktık. Yolumuzun üstüne bakacağımız yerler de olabilir eğer kimse gelmediyse. Şu an saat 1'e doğru geliyor. Gekhan Hocam da 4'te gelecek. En önde oturabilmek için erken çıktık aslında. Evet. Ne olacağı belli olmaz. Aynen. Biz en önden yerimizi kapalım, hazırlayalım. Ay yine de bir heyecan var ya. Yani. Evet ya, ikinci İlk kez görmeme görmem. Bir heyecan tabii ki de yok ama... Var yani. Heyecanımı kaybetmedim. Göster. Üstündeki yazıyı da gösterseydin. Tatlı zamanlar. Aşk şu. Forever diyor, ben çok beğendim. Işık yanması dur. Gerekiyor. Şu küçükler ne? 50 mi? Evet. Benim marka ekran arkadaşlar. Ben şu çok güzel, en güzeli bak. Mor ayıcıklı. Bayıldım ona. Aynen, çok tatlı. Kocamanlar ne kadarmış? Bak bunlar da iyi ya. Üzgünüm. Ok, ok, ok. Dur, net niye? Sen net... Niye aşağı aşağı getirdiğini anlayamadım ya. Ama göstermeye çalışıyorum. Şurada gösteririm daha iyi. Hello diye işte. Göstermeye çalışıyorum. Her göstermeye çalışmayı çekiyor. Yes. Burayı kapatacağım ama olsun. Hamur sigi olsa alırdım. Normal sigim var zaten. Mor ton. Hoşuma gitti. Geç oraya, sen de çekin. Kelleci Mehmet. Buradan Kelleci Mehmet'lere sesleniyorum. Aa, şunlardan alalım diyorum. Sen... Thank you.
keşfette yapmışlar ya bunlarla hep şeyler. Tekli satmıyorsun, hoş değil. Dadı bizde var mı Steven Zweig? Dadı yok. Lore Pella evlenmesi, Lore Pella da yok. Leporella. Ne kadar acaba? Küçük ya. Fiyatını sadece merak ettim. Sen şunu al. Erken gelme işini bir tık abarttık galiba çünkü daha hiçbir hazırlık yoktu. Ama Gökhan hocam için de burada bekleyeceğiz. Çok yoruldum. Hazırlık olmadığı için? Hazırlık olmadığı için zaten AVM'ye girmiştik. Orada da yılbaşı kutlaması var zannediyorduk ama öyle şey yokuz. İnsan yapar be. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Maşallah bu ne enerji böyle? Allah, şuna bak şuna. Ayakta da birçok genç var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Siz de benim gibi... İsmin neydi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sen adın mısın ya? Buralıyım. Bura. Net. Net buralıyım. Bu kadar. Seviyorsun lan. Ya pek söylenemez. Çok girmiyorum o zaman oralara. Tamam. Sen ne bekliyorsun? Ben aslında resimle alakalı bir bölüm istiyorum. Neden? Yeteneğim olduğu için. Ve çok tamam. Seviyorum çizmeyi. Çiziyorsun yıllardır. Kaç senedir mesela? Ya ben doğduğumdan beri hep böyle bir şeyler karalıyordum zaten. Doğduğumdan beri. Ya doğduğumdan beri değil. Kaç yaşında hatırlıyorsun mesela? Ya böyle 10 yaşlarında falan hep babam bana kendini çiziriyordu falan. Yani. Haa, iyi çiziyordun o zaman. Yok, o zaman iyi değildi. Ya sonra iyileşti. Evet. Ne güzel yani, hadi bakalım. Hadi yapalım, hadi yapalım o zaman. Evet. İnşallah, hadi bakalım. İnşallah. Güzel. Teşekkür ederim. Ben aslında resimle alakalı bir bölüm doğduğumdan beri hep böyle bir şeyler karanıyordum zaten. Doğduğumdan beri. Artık Ali Cabbar mı dinler? Pişman değilim mi dinler? Güreğini deli veren aşkı bulur mu? Ciğerini deli veren diye bir dinleyecek bunları. Hepsini dinleyecek. Niye? Çünkü içeride bir melankoli var ve buna göre playlisti var yani. Her şey hazır. Dinliyor, devam ediyor. En fazla 3 gün, 5 gün sonra geri çıkıyor bu tarafa gidiyor. Yok diyor burada olmadı. İşin kötüsü bir orası. Bir orası. Bir orası. Bir orası. Buradaki tayfanın en üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Hepsi çok masum bir şekilde üniversite sınavını bitiriyor, tercihini yapıyor ya da yapmak zorunda kalıyor. Üniversiteye gider gitmez sorduğu ilk soru ne biliyor musunuz? Giriyor bölümden içeri, fakülten içeri giriyor. Benim diyor bu bölümde ne işim var? Ona güzel olacak! Harikasınız vallahi. Teşekkür ediyorum hepinize. Harika. Alkışlar size. Seminerden çıktık ve konuştum. Osmaniye'de yapamamıştım bunu. İçimde kalmıştı. Evet çok iyi oldu. Ama dedi ki başta. Ben dedi çocukluğu küçüklüğümden beri. Doğduğumdan beri ben dedi. Onu dinledim sonra zaten. 10 yaşından. Orası ya aşırı komik. Ablam çok şeylere takılıyor. Lütfen takılma. Gri Koç'la buluştuğumuzda şöyle trajikomik bir olay yaşandı. Benim konuşmamı gördünüz zaten. Bu arada ben Osmaniye'deyken mikrofon bana gelmemişti ve içimde kalmıştı. Ama burada konuşabildim yani gözüm açık gitmeyeceğim. Her neyse orada bana işte resimle alakalı bir bölüm istediğim falan sorulduğunda hani ne zamanlardan beri yapıyoruz falan dedi. Doğduğumda dedim orada zaten herkes bir kahkaha tufanı. Daha sonrasında 10 yaşında dedim. Ben... Bayağı öncesinden beri, hani 10 yaşımdan önce de beri, nasıl bir cümle oldu bu? 5 yaşımdan beri yani, ödül almış bir insan olarak çizimde 5 yaşımdayken. Şu anda nasıl orada 10 yaşında çiziyorum dediğimi ben de merak ediyorum. Orada bir dil sürçmesi yaşandı. Sürçülisan ettiysem arkadaşlar özür dilerim. Yapacak bir şey yok, böyle bir şey oldu. Tarihin tozlu sayfalarına böyle kazınmak beni bir tık üstse de. Olsun, bence gayet güzel konuştuğuma inanıyorum.